içerisindeki Galatasaray'ın haline ben Galatasaray'ın değil, Galatasaray'ı yöneten kafanın, yani Şiber'in kafasının dehşetle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dehşetle. Bu Zat-ı Muhterem'in Galatasaray'ın başına geldiğinden bu yana Galatasaray'ın oyun şablonunda yaptığı önemli bir değişiklik var. Galatasaray 4-4-2 oynuyordu. İki forvetle. İki forvetle oynayan ender takımlardan biriydi. Bu muhterem kardeşimiz bir forveti, bir santrforu çıkardı. Adı Ümit Karam. Bir stoper koydu takıma. Adı Emre Aşık. Yani Galatasaray'ı tek forvetten iki ön libero'ya döndürdü. Bunu niye yaptı bilmiyorum. Çünkü bunu yapması için Galatasaray savunmasının çok büyük tehlikeler verdiğinin işaretlerinin olması lazım başlarda. Türkiye'de Galatasaray'ın savunmasını darmadağın edebilecek forvetler olduğunu düşünmesi lazım. Ha, o zaman tamam. Diyelim ki var. Sen de bu önlemi alıyorsun. Yani bir santrfor eksiltip bir stoper attırdığın Galatasaray'ın o şeklinden bu yana başına gelenlere bak. Trabzonspor İstanbul'da 19 şut attı bu savunmaya. Çift ön liberalı savunmaya. Eskişehirspor 4 gol attı. Gaziantep allak bullak etti. Ve dün o maçın farkını hala koruma telaşı içinde Kivul sakatlanıyor çıkıyor. Yerine bir savunma adamı daha koyuyor. Bir ön libero daha. Bu Hakan Balsa Volkan oyuna sokup beke. Arda sakatlanıyor ya da işte adalesi sertleşmiş neyse çıkıyor. Yerine bir savunma adamı daha Mehmet Güven giriyor. Ve 4 tane savunma adamı artı 2 tane ön libero 6, 2 tane daha stoper ön libero 8 kişiyle savunma yaptığı son 10 dakikada Antep'in net gol pozisyonu 3. O zaman ne işe yarıyor bu savunma? Yani sen bir takımın oyun şablonunu savunmaya göre hücumdan vazgeçip bir santrforunu eksiltip savunmaya göre değiştirirsen artık o takımın savunmasının güçlenmesi ve bak işte Sikibe bunu yaptı, Galatasaray'ın kapı gibi savunması. Hayır öyle değil. Adam savunma önlemi aldıkça Galatasaray tevkiye dönüyor, koridora dönüyor Galatasaray savunması. O zaman ne işe yarıyor kardeşim? O zaman Ümit Karan gibi bir adamı niye kenarda tutuyorsun ya? Yani Milan Baroş'un fevkalade formsuz olduğunu, topa vuramadığını, hiçbir şey yapamadığını 4 maçtır görmüyorsa bir teknik direktör, o ne işe yarar o adam ya? O adam ne işe yarar? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi değil. Galatasaray'ın hem çok büyük futbolcuları var, hem çok büyük futbolcuları var, hem de çok zengin bir kadrosu var. Yedekleriyle beraber neredeyse bir kadro sakat yok. Ama sahaya çıkan Galatasaray'ın eksiği yok hala. Şu da olsaydı demiyorsun. Öyle bir kadrosu var. Öyle bir kadroyla Galatasaray Lig'de yerine bak. 6. 5. 8. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş. Ve hala o Adnan Polat kardeşim bizi iyi izliyor utanmadan, hiç sıkılmadan Galatasaray'ın başkanı. Böyle bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Lig'de en alt sıralarda, ortalarda dolaşıyorsun. Nasıl iyi olsun Adnan kardeşim? Nasıl iyi oluyorsun ya? Yani o iyi olmasa demek Galatasaray küme düşecekti, öyle mi? Şu anda 15. sırada mı olması lazım bu kadroyla bu Galatasaray? Niye bu? Gibi kişiliği de yok adam. Yani benim 2 tane yardımcım, benden habersiz, ben Almanya'da tatil yaparken 3 gün görevden alacaklar. Ben İstanbul'a bir geleceğim ki benim adamlar gitmiş, bunu hazmedeceğim, bunu kabulleneceğim, göreve devam edeceğim. Yok ya. Şimdi burada Galatasaraylılara açık seçik söylüyor. Bu Galatasaray, bu Fenerbahçe'ye Sarajevo'da çok rahat yener. Hiç gibi olmazsa.
Çünkü diyelim ki Galatasaray son 10 dakika 3-0 girdi galip. Çünkü bu 3-0'ı korumak için önlemler almaya başlayacak. O önlemleri almaya başladığınız gibi Fenerbahçe 4-3 yapmış. Çünkü Fener'in forvetleri, Fener'in orta saha adamları Antep'tekiler değil. Topa çok iyi vuran adam. Galatasaray'ın başına böyle bir felaket hiç gelmemişti. Böyle bir felaket hiç gelmemişti. Futbolun F'sinden anlamıyor, F'sinden. Böyle bir teknik direktörle sahaya çıkıyorlar aslında. Ve de korkak. Geçen hafta söyledim, ısrarlı. Ya Mehmet Güven'i sokuyor sonra. Sürsene Sabri ileri. Sabri zaten sağa çık. Forvet adam. Mehmet Güven de zaten savunma adam. Hayır. Mehmet Güven önde oynuyor. Sabri bekle oynamaya devam ediyor ya. Küçücük bir rotasyonu dahi düşünemiyor ya. Galatasaray teknik direktörlüğü onun bunun oyuncağı değil. Koskoca Galatasaray'ın başına böyle birini getirmeye kimsenin hakkı yok. Koskoca Galatasaray'ın koskoca teknik direktörü olmuş. Almanya'da çalıştığı her yerden kovulmuş. Kariyerinde başarının beysi olmayan bir adamı getirmişler. Niye? Adnanların kulu kölesi çünkü. İki yardımcısını birbirinden kovuyorlar, adamın sesi çıkmıyor. Bunlar iyi teknik direktör olur mu? Adnanlar için. Galatasaray şimdi. İşte aslanlar gibi oyunun özeti. Şey diyor zaten, yoğun maç programı nedeniyle bizim yoruluyor oyuncularım. Rotasyon yapmaya çalışıyorum ama onu da yapamıyoruz. Rotasyonla yeterli oyuncumuz yok. Dolayısıyla maçlar ikinci yarılarında hep yoruluyoruz diyor. Bu kadar çok sakat varsa onun da hesabını teknik direktörden sormak lazım. Evet. 28 kişilik kadron 14 kişi sakatsa... Ve çabuk iyileşmiyorlar. Orada da bir problem evet. var. Evet. Bak evet. bu hep konuşuluyor. Evet. Ben Galatasaray'ın sakatlarının diğer takımlarda çok daha ağır sakatlık geçiren futbolcuların iyileşme biçimlerine bakıyorum. Bir durum yani... David oynamaya başladı. Evet, Galatasaray yönetiminin bu konuya da eğilmesi lazım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani bizim Burhan Bey, Profesör Burhan Uslu ayrıldığından bu yana Galatasaray'ın sağlık durumu felaket. Bilmiyorum. Ama tesadüf, yani problem var. Ama başka. Ama bundan da kimsenin ilgilendiği yok. Bir adam sakatlanıyor, aylarca yok. Uğur ne oldu? Milli takımda oynamaya hazırdı. Sağ bek olarak. Nerede Uğur? Bilen var mı? Bu ne biçim tedavi ya? Hakikaten bu ne biçim tedavi ya? Yani futbolcu bir de ilgi bekler. Moraldir iyileşme birazdan. Hasan Şaş'ın halini gördünüz. Hastanede ağlıyor ya. İki kişi gelmiş. Hastaneye ziyarete. Müthiş ya, olmayacak bir şey ya. Ne takım ruhu olmayacak. Kalmış, ne arkadaşlık kalmış, ne dostluk kalmış. Maçlarda görüyorsan herkes birbirine bağırıyor, çağırıyor, küfürler, bilmem neler. Ne hale gelmiş ya. Şikayet ediyor teknik direktörü. Evet. Hakan Şükür'ün abiliğini çok arıyor. Arıyor. Çok arayacak. Arıyor Galatasaray. Ama istemediler. Çünkü Adnanların otoritesini sarsıyordu takımın içinde Hakan ve Hasan Şaş'ın bulunması. Onların otoritelerini sarsıyordu. Fincan abi mikrofonunuz biraz...